Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski savaş sırasında ilk kez Kiev'den ayrıldı. Rus askerlerinden kurtarılan noktalara gitti. Üzerinde kurşun geçirmez yelek vardı. Altyapı hasarını inceledi. Stoyanka'da yıkılan köprüyü, enkaza dönüşen askeri depoyu gördü. Rus ordusu tarım arazilerini bile vurmuştu daha sonra İrpin'e geçti. Kiev'i ele geçirmek isteyen Rus güçleriyle en şiddetli çatışmalardan biri burada gerçekleşti. Zelenski, İrpin'i terk eden sevilerin kullandığı yıkık köprüyü inceledi. Araçlardan geriye kalan enkaza tanık oldu. Çoğu araba kurşun izleri yüzünden delik deşikti. Kimilerine topçu ateşi isabet etmişti. Son dura Rus askerlerinin katliam yaptığı bu çaydı. Geldiğinde sokaklardaki cesetler toplanmıştı ama dehşetin izleri hala tazeydi. Bütün yol boyunca tank enkazı duruyordu. Zelenski temaslarının ardından gazetecilerle konuştu. Buça'da olanları bir kez daha savaş suçu ve soykırım olarak tanımladı. Burada olanları gördükten sonra Rusya ile müzakere edebilmek çok güç dedi. Rus güçlerinin bu çağda 300'den fazla sivili öldürdüğü ve işkenceye maruz bıraktığını açıkladı. Suçluları tespit edip cezalandıracağız ifadesini kullandı. Avrupa Birliği ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği yaptıklarını da söyledi. İşgalcilerin yaptıklarına dair soruşturma başlattık. Şu anda elimizde sadece Buça'da 300'den fazla kişinin öldürüldüğü ve işkence gördüğü bilgisi var. Kentin tamamı kontrol edildiğinde sayı muhtemelen artacak. Borodyanka ve diğer kurtarılmış yerlerde ölü sayısının çok daha yüksek olabileceğine dair bilgiler bulunuyor. İşgalciler Kiev, Çernigov ve Sumu bölgelerinin birçok ilçesinde 80 yıl önce Nazi işgali sırasında bile tanık olunmayan şeyler yaptı. İşledikleri suçların sorumluluğunu kesinlikle üstlenecekler. Emri kim verdi, kim göz yumdu? Bunları ortaya çıkaracağız. 2022 yılındayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nazileri yargılayanlardan çok daha fazla araca sahibiz. Bu suçlara karışanları mümkün olan en kısa sürede tespit etmek ve cezalandırmak için her şeyi yapıyoruz. Devletimiz Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlarla, özellikle uluslararası ceza mahkemesiyle işbirliği yapacak. İşgalciler bundan sonra muhtemelen Moriopol’deki toplu katliamları gizlemeye çalışacak. Bunun için sahte röportajlar yapıp görüntüleri montajlayacaklar. Başka biri tarafından öldürülmüş görüntüsü vermek için insanları öldürecekler. Geri çekilirken bu çada bunları yapamadılar ama başka bir bölgede yapmaları mümkün.